Sayın Başkanım, İzmir Belediyesi'nin kuruluşunun 150. yılı dolayısıyla düzenlenen bu sempozyumla ilgili düşüncelerinizi merak ediyoruz. Tabii. İzmir Büyükşehir Belediyesi 1868'de kurulmuş. 150. yılını bu sene idrak ediyoruz. Ve etkinliklerle, araştırmalarla İzmir Belediye tarihinin arşivlerinin taranması, kitapların yazılmasıyla, incelenmesiyle, akademisyenlerin değerlendirmesiyle, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2009 yılında kurma kararı verdiği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir kuruluşu gibi görülse de aslında bir sivil toplum örgütü vasfını taşıyan ve bizim de desteklerimizle hiçbir işine müdahale etmeyerek Akdeniz Akademisi'nin bir sivil toplum, bir araştırma think tank kuruluş olarak İzmir'de yerleşmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu tür çalışmaları hem İzmir Belediye tarihini hem İzmir'in kalkınması için yaptığımız çalışmaları hem İzmir'in tanıtımını, Akdeniz'deki rolünü Akdeniz Akademisi çerçevesinde ki arkadaşlarımızla, akademisyenlerimizle birlikte götürüyoruz. Sözün özü İzmir Büyükşehir Belediyesi aklın ve bilimin rehberliğinde, akla ve bilime inanarak kenti yönetiyor. Bundan dolayı da yaptığımız bütün işlerde, araştırmalarda akıl ve bilimin rehberliği bizim hata yapmamamızı, doğru karar vermemizi, hem projelerimizi, kentin geleceğini, kent insanının mutluluğunu ve yaşam kalitesinin artmasını doğru belirlediğini, hem de hata payını ve öncelik sıralamasında da hata yapma riskini minimize ettiği için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir aklın ve bilimin rehberliğinde çalışmalar sürdürerek bilim insanlarıyla beraber onu siyasi bir proje haline getirerek de devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 15 yıllık başarısının ve İzmir'in bugün Türkiye'de en yaşanılmak istenen kent olmasının bu çalışmalarda İzmir'in bu yaşam biçimini koruyarak yaptığı gelişmelerde İzmirlilerle birlikte katılımcı bir yönetim, katılımcı bir yerel demokrasi uygulamasının da sonucunda kent İzmir genelinin tersine hem demokrasi hem de ekonomik büyüme sağlamış. Siyasette de hep ileriye, hep ileriye, hep Avrupa'ya, hep geleceğe bakmış bir kent. Biz de bunu olanaklarımız ölçüsünde yaptığımız ekonomik modellerle de birlikte destekledik, bugüne getirdik. Bundan sonra da bu model gelişerek, büyüyerek devam edecektir. İzmir demokrasinin beşiği, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in kenti olmaya akıl ve bilim rehberliğinde devam edecektir. İzmir Belediyesi'nin kuruluşunun 150. yılında düzenlediğimiz bu sempozyumu, sempozyum konu başlıklarına, konuşmacılara, içeriye baktığınız zaman nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben Mersin'den katılıyorum ve Mersin'de bir Doğu Akdeniz liman kenti, İzmir gibi. Dolayısıyla aslında biraz özenerek bakıyorum. İçeriği dikkate alırsak da aslında İzmir'in bu coğrafyanın neden önemli bir parçası olduğunu anlamak için hem geçmişini hem de bugününü anlamak için çok yararlı ve özgün çalışmalar olduğunu görüyorum. Bu çalışmaların aslında geleceğe yönelik de önemli veriler içerdiğini düşünüyorum. Tabii İzmir'in kendine özgü bir takım nitelikleri var. Bunu anlayabilmek için aslında bu coğrafyadaki başka kentlerle de karşılaştırmak, o bağlamın içinde İzmir'i anlamak çok önemli. Sempozyumun buna da önemli biçimde hizmet ettiğini düşünüyorum.
We want to learn your ideas about the first day of this symposium. I'm very happy first to be here in Izmir, a city that I knew from the archives from Aleppo, Tripoli, Beirut. And for me, it was a great pleasure to be in this first transnational city. And I spent since this morning nice hours learning about the history of this wonderful city. So what I would say, it's a municipal institution, very old and very important. And I think as an historian, of course, I would say that I was impressed about the quality of this presentation since this morning about the vitality of the municipality and what I called the old municipality, Ancien Régime, and the new one after the Tanzimat, the Ottoman reforms in the 19th century. And today, because I was impressed to be in such wonderful building, that is this new Belediye. So. İzmir Belediyesi'nin kuruluşunun 150. yılı dolayısıyla düzenlediğimiz Uluslararası Yerel Yönetimler Demokrasi ve İzmir Sempozyumu'nun ilk gününü geride bıraktık. İkinci gününün de sonuna gelmek üzereyiz. Konuşmacılar ve içerikle ilgili düşüncelerinizi merak ediyoruz. Hocam bugün sempozyumumuzun son günü. Sempozyumu konuşma içerikleriyle bir değerlendirmek gerekirse neler söylersiniz? Tabii bu üç günlük toplantı İzmir bakımından önemli. İzmir'in bir ayrıcalığı var bir anlamda. Belediyesi 150 yıllık bir tarihe sahip. Biz de Türkiye'deki akademisyenler, İzmir'i sevenler bu üç günde 150 yıl içinde kentin nasıl bir dönüşümler silsilesi geçirdiği ve buna paralel olarak da yerel yönetimlerin neden ve nasıl sürekli olarak yeniden yapılandığını gördük. Tabii 150 yıl çok uzun bir süre, bunun her noktasını, her olayını anlatmak kabil değil. Bir anlamda biz genel önemli noktaları koyduk. Diğer kısmını dinleyiciler kafalarında tamamlayacaklar. Hocam bugün sempozyumumuzun son günü. İçeriklere baktığınız zaman bu üç günlük sempozyumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sempozyum tarihsel olarak günümüze gelene kadarki süreçte İzmir'in, İzmir Belediyesi'nin ve aslında genel olarak Akdeniz havzasındaki
yönetim, yerel yönetim, demokrasi süreçlerini ele almaya çalıştı. Bu anlamda öne çıkan bazı konu başlıkları var tabii ki. Yani özellikle güncel bağlamda demokrasi meselesi, göç meselesi, katılımcılık meselesi oldukça çok konuşuldu. Yani bunu ben genel olarak baktığımda yani İzmir'i de konumlandırmak açısından yani kapitalizmin gelişimi ile birlikte İzmir'in gelişmesi, o gelişim sonucunda şu anki yaşanan bunalım sürecinde ya da kriz sürecinde gidilecek yol üzerine tartışmalar olarak da görüyorum. Yani bu katılımcılık dünya ölçeğinde oldukça zayıflayan, törpülenen bir şey. Demokrasi de aynı şekilde. Burada hala bir katılımcılık talebinin olduğu da gözüküyor. Çalışmalarda da bu gözüküyor. Diğer yandan diğer yine kapitalizmle birlikte ortaya çıkan diğer sorunlar, göç meselesi gibi. Bunlar üzerine neler yapılması gerektiği, yani yerel yönetimlerin bu da rolü olup olmaması gerektiğine yönelik çalışmalarda oldukça önemli. Tabii Türkiye'nin kendi iç dinamikleri, siyasi dinamikleri çerçevesinde ortaya çıkan başka sorunlar İzmir'i de bazı yönlerden farklılaştırıyor. Bunların da gündeme geldiğini görüyoruz. Hocam bugün sempozyumumuzun son günü. Sizin de Türkiye'de değişen yerleşme örtüsünün yorumlanması ile ilgili bir sunumunuz vardı. Hem kendi oturumunuzu hem içerik bakımından sempozyumu değerlendirmek gerekirse neler söylersiniz? Yani sempozyum özellikle İzmir Belediyesi'nin 150. kuruluş yıl dönümünde yerel yönetimler, demokrasi ve İzmir bağlamında gelişen sempozyumda oldukça çeşitli temalar ve konularda çok zengin bir tartışma yürütüldü. Bizim bölümümüzde, oturumumuzda ise özellikle yerel yönetimlerin, belediyelerin hizmet alanlarındaki bugün yürütmekte oldukları projeler bağlamında farklı çalışmaların değerlendirildiği bir oturumdu. Benim oturumdaki sunuşum ise Türkiye'deki yerleşme örüntüsündeki mekansal ve yönetim aşamalı biçimlerindeki dönüşümlerin etkisini tartıştığımızı, İzmir modeli üzerinden nasıl tartışabildiğimizi, İzmir bölgesi ve İzmir ili, İzmir kenti bağlamında nasıl Türkiye'deki yerleşimi tartışabiliriz, yorumlayabiliriz'in bazı ipuçlarını yakalamaya çalıştık. Bununla beraber diğer oturumlarda da kentsel dönüşüm, kentsel ulaşım, farklı belediyenin hizmetleri bağlamında tartışmalar devam etti. İlk günkü oturumda ise bir tarihsellik içerisinde İzmir, Doğu Akdeniz kentleri, liman kentleri ve bununla beraber Osmanlı'da önemli başkentler olan Selanik, Halep gibi kentlerle İzmir karşılaştırmalı, yer yer karşılaştırmalı. Yer yer ise Doğu Akdeniz kentleri içinde bir bağlam içinde tartışıldı. Ve daha sonra bu tarihsel tartışmalar günümüzdeki belediyecilik, yerel hizmetler, yerel yönetimlerle ilişkilendirildi. Sempozyumumuzun bugün üçüncü ve son günü. Şimdiye kadar olan bildirileri, konuşmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle yani akademinin çeşitli disiplinlerden bilim insanlarının burada toplanmasını çok kıymetli buluyorum. Tabii belli konu başlıkları altında toplanmıştı ama her bir oturumda gerçekten farklı farklı konu başlıklarında yerel yönetimler, İzmir'deki işin geçmişine ilişkin değerli sunumlar dinledik. Bu konuların bir kısmı güncel, bir kısmı daha geleneksel, klasik ama bir biçimde İzmir'le, İzmir Belediyeciliği'yle, yerel yönetimlerle ilgili olan konularda her birini çok kıymetli buldum. Sempozyumu değerlendirme konusunda neler söylemek istersiniz?